Evet, sarı dörtgenin çevresinin kaç birim olduğunu soruyoruz. Orta taban olduğu için şu iki uzunluk birbirine şu olacak. Yani burası 10 birimse şurası kaç birim olacak? 10 birim. Aynı şekilde bu orta taban ADC üçgenin de kenarlarını iki eşit parçaya bölecek şekilde geçiyor. Bundan dolayı AK uzunluğu 12 birimse KC uzunluğu da kaç birimdir? 12 birimdir. BCD üçgeninde DF orta taban, bundan dolayı taban uzunluğum kaç olacak? Bunun iki katı 8. Buradan baktığım zaman DC uzunluğu 8 birimse EK da bu üçgende orta taban olduğu için 8'in yarısı kaç olur? 4. Çevresini hesapladığım zaman 20, 30, 34 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne. Evet, yamukta verilenlere göre EF uzunluğu kaç birim diye arıyoruz. Şimdi bakın, kelebek benzerine şunu söyleriz. İki üçgen birbiriyle benzer. 6'ya 9 ise benzerlik oranı 2, 3. Yani ben buraya 2A yazarsam şurası ne olacak? 3 olacak. Daha sonra A, C, D üçgeninde temel benzerlik yaparsak şuraya x yazalım. 3A'nın x'e olan oranı 5A'nın 6'ya olan oranına eşit. Buradan 5x eşittir 18. X eşittir 3.6 olur. Doğru cevap Diyarbakır. Bunun bir formülü de var. Ben size formülünü de vereyim. Şuraya x yazarsam hangi işçi problemindeki gibi bir olmadan da soruluyor. Buradan diyoruz ki 1 bölü x eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü 9. 3.6 geldiğini görürüz. Şekilde verilenlere göre x kaç birimdir diye soruyoruz. Şimdi soruya baktığımız zaman bu şekilde iki tane kelebek benzerliği var. Birincisi A noktasına göre, ikincisi de F noktasına göre. Biz önce F noktasına göre kelebek benzerliğini kullanacağız. Bakın benzerlik oranı 4'e 6 sadeleşirse ne olur? 2, 3. Yani ben diyorum ki buradaki oranı kollara yazabilirim. Yani benzerliği de gösterelim daha rahat görün. Şöyle içini taradık. Buradan 4'e karşılık 2A yazarsam 6'ya karşılık burası ne olacak? 3 olacak. Soruda ikisinin eşit olduğunu verdik. Dolayısıyla buraya 2A şuraya ne kalır? A kalır. Daha sonra da kırmızı ile içini tarayalım. Bakın şu üçgenlerde kelebek benzerliği uygulayacağız. Şu üçgenle bu üçgen arasında. Diyorum ki 2A'ya 6 olursa 3A'ya şurası ne olur? X artı 4. Sadeleştirdik. 1'e 3. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman x artı 4 eşittir 9'dan x'in 5 geldiğini görürüz. Doğru cevap Edirne. Evet, yamukta verilenlere göre DC uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın yükseklik çizelim. Buradan aşağı yüksekliği çizdim. Yükseklik de buradan çizdim. Çizdiğim bu yükseklikler birbirine eşittir. Peki burada oluşan üçgen ne? 45-45-90 üçgeni. 45-45-90 üçgenin özelliği neydi? Hipotenüs dik kenarlarının kök iki katıydı. Artı kök iki ne kaldı geriye? 6. Burası da 6. Bu da 30-60-90 üçgeni. 60'ın karşısı 30'un karşısında kök 3 katıydı. Kök 3'e bölmek için ne yapayım? 3'e böldüm 2'yi. Kök 3 ekledim. 2 kök 3 yani. Burası 2 kök 3. Bu da hipotenüsün yarısıydı. 2 katı ne olur? 4 kök 3. Doğru cevap Ceyhan. Evet, şekildeki dik yamukta verilenlere göre BD uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın şu açıortayları AA yazdım. D'den dolayı yukarıdaki ayı aşağıya aldık. O zaman BDC üçgeninde ikizkenar bir üçgen çıktı. A'yı A'dan dolayı. Burası 7 birimse burası da kaç birim olacak? 7 birim. Ya yükseklik çizeceğiz ya da şekli bir dikdörtgeni tamamlayacağız. Ben diyorum ki dikdörtgeni tamamlayalım. O zaman 7'den 2 çıkınca şurası kaç olacak? 5. Burada Pisagor yaptığımız zaman 7'nin karesi 49. 5'in karesi 25. Fark da nasıl? 24 olur. Yani şurası kaç yapacak? Kök 24. Burası kök 24 ise şurası da kök 24. Çünkü şekil bir dikdörtgen oldu. Daha sonra şurada Pisagor yapalım diyorum. Burada Pisagor yaptığım zaman 2'nin karesi 4. Kök 24'ün karesi 24. Toplamları 28 yapar. Kare kökünü aldığımız zaman ne olur burası? 2 kök 7. Soru cevap Ceyhan. Şekildeki dik yamukta verilenlere göre AE uzunluğu kaç birimdir diye arıyoruz. Soruya baktığımızda soruda birden fazla 90 var. Burada benzerlik ya da eşitlik var diyoruz. Bakalım. Şuraya A yazarsam, şuraya B yazarsam A ile B'nin toplamı 90 derece. 90 olduğu için burası A. Yine 90 olduğu için burası ne olacak? B olacak. Soruda bu iki uzunluğun birbirine eşit olduğunu verdik. Açıları aynı, hipotenüsleri aynı. Bu dik üçgenler birbiriyle eşittir. B'nin karşısında 2 varsa burada da B'nin karşısında kaç olacak? 2 olacak.
Bu üçgende Pisagor yaptığım zaman 2'ye 4'ten bunun 2 kök 5 geldiğini görürüm. Pratiği neydi? Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 5 katıydı. E ikisi birbirine eşit. O zaman burası da 2 kök 5. Burada Pisagor yaptığım zaman bunun 45, 45, 90 üçgeni geldiğini görüyorum. İskenarda üçgen. Hipotenüs uzunluğu dik kenarların kök 2 katıydı. Buradan kök 2 ile çarparsak bu uzunluğun kaç geldiğini görürüz. 2 kök 10. Doğru cevap Bursa. Evet, şekildeki ikizkenar yamukta verilenlere göre x açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Soruda bu ikisinin eşit olduğunu, bu ikisinin eşit olduğunu verdik. İkizkenar yamuktan ufaktan bahsedelim. Birazdan geniş olarak bahsedeceğiz. Bu iki açı birbirine eşittir. Bu iki açı birbirine eşittir. Bunlar eşit olmak üzere. Z'den dolayı bu 30 derece aşağı yazarız. Burada ikizkenarlı bir üçgen var. Tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları ne olur? 180 eksi 30 bölü 2'den buraların 75 derece geldiğini görürüz. E dedik ki biraz önce ikizkenar yamukta şu iki açı birbirine eşit. Yani burası 75 derece ise burası da 75 derecedir. Dolayısıyla x'imiz kaç derece olacak? 45. Doğru cevap Diyarbakır. İkizkenar yamukta verilenlere göre BC uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Şu iki taraftan yükseklik çizsek. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı ne yapacak? Şurası 3 kök 3 yapacak. Yine aynı şekilde burada baktığımız zaman şurası 3, şurası ne olur? 3 kök 3 olur. Burası da kaç birim? 6 birim. Şimdi topladığım zaman buranın 6 artı 6 kök 3 geldiğini görürüm. 6 parantezde ne yapar? 1 artı kök 3 yapar. Kök 3 sayısını yaklaşık 1.7 alın dedik. Bu da 6 çarpı 2.7 yapar. Çarptığımız zaman 16.2'den doğru cevap Adana. Evet, şekilde verilenlere göre sarı bölgelerin alanları toplamı kaç birim kare olur diye soruyoruz. Bakın. Formülle de vereceğim ama önce ben sebebini söyleyeyim. Şu alan 4 birim kare. Bu alan kaç birim kare? 16 birim kare. Alanlar oranı ne burada? 4 bölü 16. Alanlar oranının karekökü benzerlik oranıdır demiştik. Benzerlik oranı kaç çıkacak? 1, 2. Yani iki üçgen benzerse benzerlik oranı nedir? 1, 2. Burada kelebek benzerliği var. Yani ben buraya A yazarsam şurası ne olacak? 2A. A'ya 4 ise 2A'ya kaç olur? 8. Aynı şekilde... Burada da aynısını söylerim. Burada B'ye ne var? 2B var. B'ye 4 ise 2B kaç olacak? 8. Ya da şunu söyleriz. Bakın. A, D, C üçgeninin alanıyla D, B, C üçgeninin alanı tabanları ve yüksekleri aynı olduğu için birbirine eşittir. Beyaz bölge ortak olduğu için sarı bölgelerin ne olması lazım? Aynı olması lazım. Buradan sarı bölgenin alanları toplamı kaç çıktı? 16 çıktı. Doğru cevap Adana. Şimdi soruyu bir de formülle çözeyim size. Bakın. Diyoruz ki şu alanlar daima birbirine eşit. Bu A ise bu da ne? A. Bu alanı 4 birim kare. Şu alanı da kaç birim kare dedik? 16 birim kare dedik. Formülü şu. Bu iki alanın çarpımıyla bu iki alanın çarpımı birbirine eşittir. Yani A kare eşittir. 16 kere 4. Buradan A ne olur? Karekök ne aldım? 4 kere 2, 8 yaptı. 8 de burada var. Kaç olacak? 16. Doğru cevap Adana. Evet. Şekilde verilenlere göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Bakın soruya baktığınız zaman birden fazla 90 var. Ne demiştik? Orada benzerlik ya da eşlik vardır. İlk yamukta ya dedim yükseklik çizin ya da şekli dikdörtgeni tamamlayın. İçeride ek bir çizim varsa görmesi zor olur. Dışarıdan dikdörtgeni tamamlayın. Ben şuradan dikdörtgeni tamamladım. Bak. Bunu söylerim. Şu açıya A 90, bu açıya da B yazdım. A ile B'nin toplamı 90 derece. Bu 90 olduğu için burası A. Bu 90 olduğu için burası ne olur? B. Bu iki üçgenin açıları aynı. Hipotenüs uzunlukları aynı olduğu için üçgenler nedir? Eş. Yani B'nin karşısında 2 varsa burada da B'nin karşısında kaç olacak? 2. 6, 2 daha kaç yaptı? 8. Bunu bulduk. Daha sonra A'nın karşısında 6 varsa burada da A'nın karşısında kaç olacak? 6. 6'dan 2 çıktı 4. E burayı da bulduk. E çarpımların yarısı buradaki alanı verir. Çarpım 2'ye bölünceden ne olur? Alan 16 birim kare. Doğru cevap Ceyhan. ABCD yamuğunda verilenlere göre x kaç birimdir diye arıyoruz. İkizkenar üçgen gördüğümüzde ne söyledik? %99. Ne yapacağız? Yükseklik çizeceğiz. Şu yüksekliği çizdik. Bu yüksekliği çizdiğim zaman tabanı iki eşit parçaya böler. Şurası 2 birim. Burası da kaç birim olacak? 2 birim. E burada bir dikdörtgen çıktı. Şuradaki uzunluk x artı 2 ise yukarısı da ne olur? X artı 2 olur. Şimdi bakın. Diyoruz ki biz. Diyorum. Bu üçgenle şuradaki dik yamuğa baktığım zaman ikisinin de yükseklikleri ne? Aynı. Yükseklikleri aynı olduğu için alanları oranı tabanları toplamının oranıdır. Yani bunun tabanı kaç? 4. Bu 4 tabanındaki alan ne demişiz biz ise bunun tabanı dediğim zaman bunun 2 tane tabanı var. Tabanları o yüzden toplayacağız. Toplarsak ne yapar? X artı 2.
Karşılık olarak alanı ne geliyor? 3S. Buradan oranladığımız zaman şunlar sadeleşir. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman x artı 1 olur. 2 ile sadeleştirdik. 2 oldu. S'ler de gitti. Şimdi işte arkadaşlar çarpalım. Buradan ne olacak? X artı 1 eşittir 6'dan. X'imiz kaç gelecek? 5. Doğru cevap Adana. Evet, şekilde verilenlere göre x uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. İkizkenar yamuk, yamuk, dik yamukta yükseklik çizeceğiz. %99. Ben burada ne yapıyorum? Buradan aşağı yüksekliğimi çiziyorum. Yüksekliği çizdim. Bu yüksekliği çizdiğimden şunu söylerim. Burası 6 birimse karşısı ne olacak? 6 birim olacak. İkizkenar yamukta şu üçgenlerin eş olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası 3 birimse şurası da kaçtır? 3 birimdir. Şimdi şekle baktığımız zaman şekilde bir sürü 90 var. Şunu da söylemiştik daha önceden. Demiştik ki bir şekilde birden fazla 90 varsa orada %99 benzerlik vardır ki burada da o benzerlik var. Bakın şu açıya A yazarsam, şurada da B yazarsam A ile B'nin toplamı 90 derece. Şu 90 olduğu için şurası ne olacak? A olacak. Demek ki şuradaki dik üçgenle benim buradaki dik üçgenim birbiriyle ne? Benzer. Bu dik üçgenin kenar uzunluklarına bakıyorum. Ne var elimde? 4 artı x'e 3. 4 artı x'e kaç? 3. Şimdi 4 artı x bu dik üçgende neyin karşısında? 90'ın karşısında. Peki bu dik üçgende 90'ın karşısında ne var? 12. 3 A'nın karşısında buradaki dik üçgende, şu dik üçgende. Büyük dik üçgende A'nın karşısında ne var? 4 var. Buradan sadeleştirelim önce. 4'e böldük 1, 4'e böldük 3. Çarparsak 4 artı x eşittir 9'dan. X'im kaç olur? 5. Doğru cevap Ceyhan.